bizim masaya oturduğumuzu söylüyorsanız bu iddianızı ispatla siz mükellefsiniz, siz. Eğer bu iddianızı ispatlayamazsanız müfterisiniz. Daha ileri bir ifade kullanmıyorum çünkü terbiyem buna müsaade etmez. Dört kez bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Biz bugüne kadar terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız. Böyle bir şeyimiz yok. Bizim felsefemizde, bizim anlayışımızda böyle bir şey olamaz. Terör örgütüyle pazarlık yapılmış. Bunu kim söylüyor? Dağdaki eşkıya. Kim için söylüyor? Biz devletle anlaştık, o yüzden ateşkes temin ettik diyor. Şimdi eşkıyanın sözüne bakacaksın da 35 yıldır Turgutlu'daki kardeşimizin tanıdığı Bülent Arınç'ın sözüne bakmayacaksın. Bu vicdanlara sığmaz. Biz teröristle, örgütle pazarlık yapacak namussuz ve ahlaksızlardan değiliz. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey'le de aynı şekilde devam ettik. Benim müsteşarım zaten o belgeleri bana, görüşmeleri falan getiriyor. Bana özetliyor. Her görüşmeden sonra bu görüşmeler bize geliyor. Özetleniyor. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. İmralı'nın bize herhangi bir resmi yazısı vesaire olmaz. Bunlar tabii hepsi gayri resmidir. Aynı şey yani yurt dışında da bu görüşmeler noktasında bu da olabilir. Ha, Oslo olmaz da başka bir yer olur. Yani yine olabilir. Oslo'nun başlaması, İmralı'ya gitmek. Yani bunlar bizim için olmayacak şeyler değil. Olabilir. Terbiyem buna müsaade etmez. Bu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar örgütle pazarlık yapacak namussuz ve ahlaksızlardan değil.